Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bugün American Truck Simulator hakkında bizi nelerin beklediğini anlatacağız. Biliyorsunuz bu hafta Los Angeles'ta E3 2015 fuarı gerçekleştirildi. Orada AMD sponsorluğunda PC Gamer tarafından organize edilen bir PC Gaming Show programı vardı. Türkiye saatiyle sabaha karşı başladı. Saat 6'da ya da 5'te filandı galiba. Çünkü 3'te falan yayını açtılar, sonra bir soru cevap falan yaptılar, böyle interaktif bir yayın olması için. Ardından bir saat sonra böyle diğer firmalardan konuşmacıları falan aldılar. Yeni oyunlar duyuruldu, bilgiler verildi. SCS orada konuşmacı olarak yer almadı. Fakat American Truck Simulator'ı programın sunucusu böyle dikkat çekerek teaser videosunu yayınladı. Ben şimdi bu bölüme onu koyalım, onu izleyin, ardından onu yorumlayalım ve diğer bilgilere geçelim. Evet, videoyu izledik. Biz bunu şimdi sıfırdan böyle bir inceleye gidelim. Sesi biraz kısalım. Bunu ben zaten farklı bir şekilde montajda ekleyeceğim. Şu an masaüstünü kaydettiğim için bir sorun olabilir. Onun için dikkat edelim. Batıda geçiyor. Amerika'nın batısında başlıyor şu an American Truck Simulator. Haritasına birazdan değineceğiz. Evet, Amerika'ya bu oyunla geri dönüyorlar. Bildiğiniz gibi daha önce 18 Wheels of Steel serisi vardı. O bitti. Euro Truck Simulator'la eş zamanlı olarak 2007 yılında American Long Haul diye bir oyun çıkarmışlardı. Ardından işte Euro Truck Simulator'ın başarısı, işte değişen grafikler falan derken Extreme Tracker diye bir seri başlattılar onlar. Böyle 3 bölgede geçiyordu. Kamyonlar vesaire vardı, çeşitli yükler vardı. Bilirsiniz zaten, oynamışsınızdır da. Oynamadıysanız Steam'den alın veya işte farklı yollardan edinin oyunu, oynayın. Çünkü o da oynanması gereken oyunlardan biri. SCS yani SCS'i yani bütün oyunlarını oynamanız gerekiyor. Bugüne nasıl geldiğini görmeniz gerekiyor çünkü. Şu an Golden Gate Köprüsü. Burada girişte araçları koymuşlar, oyunda yer alacak araçları. Resmen açıklanan lisanslardan ikisi Peterbilt ve Kenworth. Onlarla görüşmüşlerdi, hatta kurumsal işbirliğine falan gidilmişti tanıtım. Kamuya açık bir alanda tanıtım yapılmıştı. Onların TS-800 modeli, işte Kenworth'un, bir de Peterbilt'in 379'u falan olacak. Yine onlara ayrıntılı olarak şimdi bakacağız. Amerika'ya dönmek demek bu yeni grafiklerle, ETS2'nin biliyorsunuz grafikleri falan değişti. Daha doğrusu ilk önce American Truck Simulator'da onlar tanıtıldı, gösterilmişti. Daha sonra ETS2'ye geldi. American Truck Simulator ETS2'nin altyapısıyla geliştiriliyor. Yayınlanan alfa videosunda, 1 saatlik alfa videosu yayınlanmış Şubat ayında. Onu da araya sıkıştıracağım burada. O videoda mesela ETS2'nin arayüzü falan kullanılıyordu. Hatta Steam'de DLC olarak ETS2'ye böyle bir şey eklemişler gibi. O şekilde bir ayarı falan vardı. Bunlar teknik olarak tabi bilemeyiz. Öte yandan Eurocoach Simulator'da otobüs simülasyonu ETS2'ye DLC olarak gelecek. Onu da belirtelim tekrar. O daha çok bekleniyor diyelim. Bunda bir sürü böyle güzel manzaralar falan var ama otobüs kullanmak ayrı bir duygu.
Bu video yayınlanırken sunucu işte tanıtmaya başladığında Twitter'da TT listesine girdi dünya sıralamasında. Onda büyük bir başarı herkese ulaşmış oldu. Yani SCS'nin böyle pazarlama çalışmalarının milyonlarca dolar harcamasına gerek kalmıyor. Çünkü farklı bir duygu. İnsanlar bunu oynarken düşülüyor ya da hayal ediyorlar. Hani sadece oyun değil, W'ye basıp gidemiyorsunuz bunda. Bir sürü şey var. Manzara önemli. Gerçek dünyadan yapıların olması, işte bu araçların birebir aktarılması, simüle edilmesi, ayrıntılı modellenmesi, bu tip şeyler var simülasyonlarda. Zaten o simülasyon kavramı değişti, eskisi gibi değil. Herkes de yavaş yavaş anlıyor bunu. Klasik araçlar var trafikte. Amerika'ya geçiyorlar sonuçta. Yeni araçlar olacak trafikte. Uzun burnu çekiciler var zaten. Dorseler değişiyor bir kere. Yeni dorseler geliyor. Amerikan dorseleri geliyor. Karavanları göreceğiz. Şu cool bus dedikleri okul otobüslerini göreceğiz. Turuncu olanları. Klasik araçlar var. En önemlisi böyle. Onu da düşünmüşler. Çok iyi olmuş. Şurada polis arabası görüyorsunuz. Daha önce alfa videosunda gösterilmişti. Ona da bir haber falan yazmıştım ben ona. Geri dönüyor polis arabaları. Çünkü Amerika'da farklı bir sistem var. 18 volt'ta zaten polis arabasının olması, yani polislerin sizi kovalaması çok güzel bir özellikti. Ama ETS ile birlikte Avrupa'ya geçince öyle bir şey sistem gelmedi. Sadece radar falan var, dijital olarak işte size ceza yazıyordu. O çok kötüydü. Bir bakıma oyunun şeyini de bozuyor, kalitesini falan bozuyor. Çünkü arkada böyle sağa sola çarpıp gelen bir arabanın olması kötü olurdu. Burada polis arabası var gördüğünüz gibi. Oyunda da aktif bir şekilde yer alacak. Çünkü Amerika'da aralık istasyonları var. Daha önce özellikleri açıklanmıştı. Bu ETS'ye giden farklı olan şeyler. Aralık istasyonlarına gireceğiz. Kontrolden geçeceğiz oradan. Öyle yolumuza devam edeceğiz yeni bir yük aldığımızda. Ben canlı yayında şöyle demiştim. Eğer aralık istasyonu mesela sertifikamız olmayan bir yükü soktuğumuzda ceza alabiliriz. Yani böyle bir ceza sistemi olursa ekonomisi falan değişir. Zaten bunun üzerine çalışıyorlar. Yeni endüstri alanları, yeni şirketler olacak, yeni yükler olacak. Daha farklı dorseler olacak. Çünkü sınırlama yok Amerika'da. Belgeseller izlediyseniz, işte internetten oradan buradan bilgi sahibiyseniz, farklı dorseler var. Karavanları taşıyorlar, büyük büyük binaları taşıyorlar. O tür şeyler var. Daha böyle sanayi alanlarına böyle büyük makineler taşıyorlar. Buna göre çekiciler de var, ama tabii ilk sürümde öyle şeyler olmayacak. Modlarla tabii daha bir sürü harita olacak. Burası Las Vegas'tan bir görüntü. Yani öyle sanıyorum. Çünkü Las Vegas'a benziyor. Oyunda haritanın yapısı tamamen böyle ayrıntılı ve farklı. İskandinav'da bunu gördük. Tabelalar yoğun bir şekilde kullanılmış. Yani böyle gerçekte olan, yani o binaların falan aktarmışlar. Zaten Google Maps'ten çiziyorlar. Google Street Vive diye bir program var. Oradan sisteme girip böyle caddeleri falan Google görüntülüyor ya kameralarla, böyle her tarafı 365 derece kaydediyor. Ondan yararlanıp Amerika'yı çiziyorlar. Hani bu zaten apayrı bir şey. Diğer oyunlarda milyon dolar böyle harcarlar paralı sonuna kadar. Otellerde kalırlar işte, çekimler vesaire bu şekilde yapılır, ama bunda öyle bir imkan yok. Bu şekilde yapılıyor bu oyun. Şöyle çakma Eiffel Kulesi. Evet, bu San Francisco'da galiba. Öyle sanıyorum, çünkü orada sürekli inişli çıkışlı böyle şeyler var. Yollar var. Golden Gate Köprüsü zaten orada. San Francisco, Los Angeles, San Diego gibi şehirler bizim Kaliforniya eyaletinde geçecek işte başlangıç olarak. Önemli şehirlerimizden olacak. Tabii bunun dışında sanayi kentleri de var ve şehirler arasında kasabalar falan da var. Evet, böyle güzel bir manzara. İlk yayınlanan görüntülerle şimdiki görüntüler arasında tamamen böyle çok fark var. Çünkü ilk yayınlanan görüntülerde grafikler falan yenilenmemişti ve render falan böyle alınmamıştı. Daha kaliteli yapılmamıştı. Çünkü şu an son aşamadalar. Geliştiriyorlar. Şu denizin dalgası falan, işte paraşütle dolaşan insanlar, şöyle yol kenarlarındaki evler. GTA 5'te biliyorsunuz Los Santos'ta geçiyor o da.
yani oradaki grafikle buradaki grafik aynı diyebiliriz çünkü o kaliteyi yakaladılar. Ve görenler de zaten diyor ki GTA 5 kalitesinde bir oyun, GTA 5 gibi işte çevre tasarımı falan o şekilde tasarlanmış. İskandinavya'da gelen modellerde böyle serbest kamerayla incelerseniz onları böyle ayrıntı olarak tasarlanmış, böyle atasız falan net bir şekilde tasarlanmış. Sanki böyle kamyondan inip etrafı dolaşsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece binanın içine giremeyeceksiniz. GTA 5'te var olan kalitede bir modelleme şeyi var bunlarda. Tasarımı var. O şekilde çalışıyorlar. Dorseler zaten yeni gelenler işte. Volvo VNL şu an görüyorsunuz. Lisanslı olarak yer almasını bekliyoruz. Çünkü Volvo lisansı var, Iveco var, DAF var, Mercedes var. En son olarak o geldi. Ama bunlar hakkında açıklama yok. DAF'ın Pajer Company dersek sahibi Peter Witt ve Ken Ward, Amerika'daki ortakları, partnerleri. O nedenle onların lisansı var. İlk başta onlar şey yapmıştı. Bunlar zamanla işte oyun çıkana kadar duyulacak. Ya da belki hepsi tamamlanmadan çıkacak. Bunları bilemeyiz çünkü bir sürü Amerikan kamyon üreticisi var ve hepsi önemli. Evet geldik. Moteller çok güzel olacak çünkü İskandinav'da yine yeni bir otel modeli falan getirildi. Burada biraz daha farklı. Hani bir çölde gidiyorsunuz böyle uzun geniş yollarda Amerika'da. Kaliforniya, Arizona eyaletleri arasında dolaşacaksınız. Rota 66'da falan o ABD'nin en büyük karayolu, en önemli karayolunda falan Chicago'dan Los Angeles'a kadar gideceksiniz. Tabii o çok sonra olacak. O haritaların gelmesi gerekiyor. Hani çok güzel şeyler bekliyor bizi. Uzun burnu tırları oynarken biraz daha şey oluyor ya galiba. İnsanlar farklı düşünüyor. Bak gördüğünüz gibi yolları. Şöyle Ken Ward. Peterbilt. Evet bu sürücülük değil diyor. Bu kamyonculuk diyor. Ve bitti. Görüntüleri inceleyeceğiz. Sonra da ben o bak şeyde incelerken haritaya da geçelim. Şuradan gösterelim. Şunu kapatalım. Hemen siteye dönelim. Sitesi yenilenmişti. Böyle açıldı. Kamyonlar işte bunlar var şu an oyunda model olarak. Peterbilt şey Volvo'yu koymamışlar. Çünkü lisansı değil demek ki. Olunca koyacaklar. Şöyle panoramik bir görüntü çekilmiş San Francisco'dan. Umarım yollar böyle var olan haritada açık olan yolları böyle kapatmazlar simgelerle. Çok kötü oluyor çünkü. Umarım olmaz o. Şöyle Las Vegas'tan bir görüntü. Bunu da eklemişler. Hani böyle bir umarım olur yani böyle. Çünkü böyle koleksiyoncu paketi lazım artık. Biliyorsunuz oyunları dijital olarak alıyoruz ve kutulu almanın bir anlamı kalmıyor. Çünkü içinde pek bir şey yok. Onu verenler zaten büyük böyle oyunlar 200 liralık oyunlar koleksiyoncu paketi falan yapıyor böyle tutkunlarına veriyorlar bir sürü minyatürdür vesaire. Böyle bir şeyi bekliyorum ben. Bunu boşu boşuna tasarlamazlar ve koymazlar buraya. Harita işte gözlüktür vesaire anahtarlık bunları bekliyorum. Eğer satışı olursa da alırım. Burada Kaliforniya böyle şey var. Bir kimlik hazırlamışlar Kaliforniya. O sürücü kulübü değil de orada bir kurum var. Meşhur. İnternetten bakarsanız yine görürsünüz. Onun kimliğini böyle acaba oyunda kendi profilimize göre mi düzenleyeceğiz? Umarım öyle olur. Ya da bu koleksiyoncu paketi için hazırlanmış bir kart da olabilir. Senin adına falan böyle. O da iyi gelir. Onu bilemeyiz tabii. Onu hiç şey yapmayalım. Şimdi karıştırmayalım. Evet. Bu Arizona yolu böyle. Burada güzel anlar yaşayacağız. Güzel hayaller kuracağız. Ben hemen şu haritayı size göstereyim. Şurada Bilal hazırlamıştı bunu böyle çıkarmıştı tam halini. Alfa videosundan işte çekip tamamlamıştı. Şu an bilinen harita bu. 20 tane falan şehir var başlangıç için. Daha sonra tabi bu genişleyecek ya da tam sürümde nasıl çıkacak bilemiyoruz. Şöyle tekrar ayrıntılı olarak bu şehirler var. San Rafael ya böyle gidiyor. Rigging rol oynayanlar işte diğer oyunları oynayanlar zaten şehirlere aşinadır. Şöyle
Almanlar test etmişti, video yayınlamışlardı. Oradan koymuştuk. Ne zaman çıkacak derseniz, şu an ben bir konu hazırlamıştım bugün. Steam'de listelendi oyun. Listelendi fakat çıkış tarihi duyurulmadı tabii ki de. Listelenmesi demek oyunun yakında çıkış tarihinin duyurulması demek. Ve şöyle bakalım tekrar. Hollywood ya, şu çok harika bir görüntü ya. Hani tanıtımda da bunu kullandık. Facebook'ta reklam falan verdik de gerçekten harika bir görüntü. Şu klasik araç benim bitirdi zaten, buradaki de mesela bitirdi. Çok iyi olmuş kabinden böyle. Diğer bilgileri siz siteden ulaşabilirsiniz. Çünkü biz orada bütün bilgileri aktarıyoruz, bütün haberleri. Hani videoda ya da işte farklı kanallardan bize ulaşıyorsunuz, hata yapıyorsunuzdur. Çünkü bütün o şeyleri takip etmeniz gerekiyor. Özellikle siteyi ziyaret etmeniz gerekiyor. Hani sadece YouTube'da yayın yapıp ya da Steam'de aktif olup ya da Facebook'ta aktif olup bir platform değil burası. O yüzden her kanaldan bizi takip edin. Türkçe dil desteğiyle gelecek. Onu da belirtelim tekrar. Bu da önemli. Çünkü İskandinav, işte ETS2 Türkçe olarak çıkmıştı. Skynet Truck Driving Simulator falan, o da Türkçe olarak çıkmıştı başlangıçta. Sistem gereksinimleri biraz abartı gelebilir ama ayrıntılı bir haritaya bakarsak, yani tamam binalar yeni böyle. Bunu düşünürsek bu sistem yani ucu ucuna yetiyor diyebiliriz. Yani şu an tabi çıkmadığı için buna kesin olarak bak kesin değildir diyor. Tamamlanmadığı için final sürümü değil sonuçta. Ama aşağı yukarı böyle olacak ve önerilen sistem gereksinimindeki o grafik kartı, benim şu an kullandığım grafik kartı GTX 760 falan. Onu ben kullanıyorum şu an. Rahat rahat oynuyorum. Tabii bir senedir formatlanmadığı için bilgisayar sıkıntı var. Her neyse, onu muhtemelen çıkınca zaten benim için sorun olmayacak ama yani diğer kullanıcılar için sıkıntı olacak. Bu nedenle sisteminizi yenileyin ve güçlendirin. Hala işlemci değişikliği yok. i7 falan istemiyor tabi, uçuk bir sistem istemiyor. Ama rahat rahat oynamak için sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bir sürü dil desteği falan var zaten. World of Tracks'la artık tamamen entegre olacak çıktığında. Burada sanal şirket sistemi oluşturuluyor. World of Tracks'ı da ben göstereyim size buradan. Hani eğer hala hesap açmadıysanız hemen açın. Steam hesabınızda ETS2 olması yeterli. Hatta şuradan, yok bu girişti. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz Steam hesabınızda. Veya RTLK ise buradan kodunuzu falan giriyorsunuz, aktifleştiriyorsunuz. Bu önemli bir sistem. Şu an pek bir şey göremeseniz de şu an fotoğraf paylaşımı yapılıyor sadece. Ve videolar, haberler, duyurular ekleniyor. Onun dışında tabi profil sayfası filan var. Daha sonra sanal şirket sistemi gelecek buraya. ETS2MP gibi böyle bir sisteme doğru gidiyor tabi de. Ona biz girmeyelim şu an bu videoda. American Truck Simulator şu an böyle 3. ve 4. çeyrekte çıkacak. Bu yıl çıkması bekleniyor ve baskı var zaten üzerlerinde. Çünkü ihtiyacı var sektörün ve firmanın da buna ihtiyacı var. Bir kazanca ihtiyacı var. İskandinavya çıkardı, çok harika bir harita oldu. Ama yeterli değil tabii ki de. American Truck Simulator'da daha farklı özellikler var ve daha fazla kitleye hedefliyorlar. Bunlar zaten birleştiğinde birkaç yıl sonra kocaman bir oyun olacak. Buna da World of Trucks. Büyük proje. Ve daha kim bilir neler var, çünkü farklı bölgelerde çalışmaları gerekiyor. Brezilya önemli, Kanada önemli. Bunlar gelecek zamanla. Avustralya var mesela. Bunlardan Türkiye var. Türkiye olacak. Yani resmi bir şekilde olacak ileride. Ama tarihi yok bunun için. Bunun için Türkiye'nin olması için zaten Bulgaristan'a kadar gelmeleri gerekiyor. Yunanistan'a kadar gelmeleri gerekiyor. Rusya'sının sınırına kadar gelmeleri gerekiyor. Yani daha henüz bitmemiş bir Avrupa haritası var. Bunun gelişmesi gerekiyor. American Truck Simulator şimdilik bu kadar. Birçok farklı özellik olacak. Zaten ekran görüntülerinden nasıl bir oyun olduğu anlaşılıyor. Bilgi geldikçe, haber yayınlandıkça biz aktarmaya devam edeceğiz. Merak ettiklerinizi yine bu videonun altına veya konunun altına yorumla sorabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.